Efendim Şef Leman. Ha ben içeri girdim. Evet, üstümde beyaz kazak var. El sallıyorum. El sallıyorum. Teşekkürler. Ben Handan teyzeyi çok severim. Güvenirim de. Bir tanışın görüşün deyince kıramadım. Handan teyze candır. Yani annemle eskiden babaanneme giderdik çok. O da babaannemin arkadaşı. Böyle bizi görünce hemen bir kase böyle çorba, böyle mısır ekmeği falan getirirdi. Yani ilişkimiz çok farklı Handan teyzeyle. Çok severim. Yeri bende bambaşkadır yani. Bir arzunuz var mıydı? Ben bir çay alayım lütfen. Çayımız maalesef. Nasıl maalesef? Nasıl çay yok mu? Patron menüden çayları kaldırdı. Sadece kahve çeşitleri ve tatlı var. Neden? Çünkü patron buraya coffee shop yapacakmış. İyi de coffee shoplarda da çay var. Ama artık bizde su bile olmayacakmış. Sadece kahve. Dünyada bir ilk olacağız diyor patron. Hayır, daha dün çay içtim ben burada. Dün içtim yani. Abi biz de seninle beraber o çayı içtik. Çay devri bitti artık. Artık çay yok. Ama çok güzel kahvelerim var. Süper Etiyopyan var mesela. Ondan vereyim size. Neyse neyse tamam. Sen bana bir orta şekerli kahve getir. Sen ne içersin abi? Bak çok güzel Guantanamo diye bir kahve var. Ondan getireyim sana. Kenya aromalı özel bir kahve de geldi. Ondan dene istersen. İbrahim. Bana da bir şekerli Türk kahvesi getir. Peki abi. Ya işte gide gele böyle gereksiz, lüzumsuz bir samimiyet oluyor. Hı. Ama bu çay politikasından sonra gözden geçireceğim ilişkilerimi. Yani. Geçir, geçir bence. Ya bir şey diyeceğim, aslında benim hiç böyle evlilik mevlilik işim olmaz. Düşünmüyordum evlilik. İşte babam çok istedi. Yani bir ısrar, bir ısrar, illa evlen de evlen, evlen de evlen. Yani ben de işte kırmayayım dedim, bir koca adayı bakayım dedim. Baştan beşten de vazgeçtim. Ya aslında aşk kadınıyım yani. İşte ha deyince olmuyor. Yani bir sürü kez aşık oldum ama işte ya da oldum sandım. Neyse bu konulara girmeyelim. Yani gerekirse sonra gireriz de. Zaten işte ailelerin uyuşması diye bir şey varmış ya. Aile, babam bu konuya çok önem veriyor. Evet, babaların olmazsa olmazı aile uyuşuşu. Uyuşuşu. Evet. İşte Handan teyze de sizin aileye kefil olunca babam bir git bak dedi çocuğa. Ben de dedim ki bak kızım ya adamın sayılı günleri kaldı şurada. İşte bir ölmeden mürüvvetini görsün dedim. Nasıl ölmeden? Kanser. Oo. Ne kanseri? Akciğer. Of of of. Çok sigara içer miydi? Hiç ağzına sürmedi. Allah rahmet eylesin artık. Başınız sağ olsun. Yok ölmedi. Yani makinelere bağlı yaşıyor. Yani aslında yaşıyor da sayılmaz da. Ya işte böyle kanser yani tatsız. Yani şimdi, yani tıp çok ilerledi. Atlatanlar var. İşte doktorlar 4-5 aya dedi. Geçmiş olsun. Afiyet olsun. Yeni makineler çok hızlı. Çat diye geldi mi? Ya buna da Türk kahvesi demişler. Halbuki ne alakası var değil mi yani? Geçen bizim arkadaş Yunanistan'a gitti. Bir Greek kahve içeyim demiş hazır gelmişken. Gelmiş kahve, bir bakmış Türk kahvesi. Demek ki Yunanistan'dan birisi gelse bir Türk kahvesi içeyim dese bir bakacak Greek kahve. Çık işin içinden. Hepsinin kökeni Yemen'den işte. Saçma sapan şeyler yani. Niye ayırıyorsun yani? Niye ayırıyorsun? Bırak işte kahve de gitsin. Değil mi? İşte velhasıl Handan teyze seni bana çok anlattı. Resmini de gösterdi. Yani işte beğendim. Evlenmemizde bir sakınca yok. Anlaşamasak da ayrılırız. Yok anlaşamayacak bir şey yok. Biz çok güzel anlaşıyoruz bence. Yani öyle öyle. Sen uyumlu birine benziyorsun. Ben çok uyumluyumdur. Bizim aile hep böyledir, uyumlu. Biz hep böyle evlendik. Hepiniz mi? Tabii tabii hepimiz ya. Yani bizde gelenek gibi bir şeydir. Yani görücü usulü bizde gelenek. Zaten görücü usulü evlilikler de %85 oranında boşanmaları azalttığına dair pek çok bulguya sahipmiş. Biz de onun resmen kanısıyız yani. Böyle biz de
Çok başarılı evlilikler vardır, hiç boşanma yok. Ama boşanmak da bir başarısızlık sayılmaz, değil mi? Yani tabii. Yani başarısızlık değil de yani bir başarılılık da değil yani. Yani evlenmek kadar boşanmak da doğal. Tabii doğal yani. Doğru, haklısın, doğal. Doğru. Evet. Başka bir şey sormayacak mısın? Yok, Handan teyze her şeyi anlattı bana. İyi, güzel. Sen ne iş yapıyorsun? Ben sormadım Handan teyzeye. Takı satıyorum ben. Takı satıyorsun, güzel. Tezgahta mı? Yok, internet üzerinden. Ha, internetten satıyorsun. Satılıyor mu bari? Oluyor tabii yani, el yapımı olunca. Bir şeyler bırakıyor yani. Yani fena değil. Güzel, hayırlı işler. Bir de babadan kalma yüncü dükkanı var. İşte gündüzleri de orada duruyorum. Tabii yüncüye kimse gelmiyor. Sen dedin ki bir şeylere sarayım yani, incik boncuk falan internetten. Yani tam olarak öyle değil. Takı tasarımı okudum ben. Onun da mı okulu var? Yani evet. Her şeyin bir okulu var artık. Ama çok mantıklı, biliyor musun? Yani kim düşündüyse çok iyi düşünmüş. Bence de okulu olmalı zaten bunun. Yani herkes yapacağı işin sınırlarını bilir, şeyini bilir. Duracağı yeri bilir yani, etiğini bilir. Doğru bir hamle bence ama yün dükkanına geçişi olmasa hani mesela... Yün dükkanı Çin'den ötürü bence o durumda, biliyor musun? Çin çünkü bütün piyasayı bitirdi. Sildi süpürdü ya. Kazak 10 liraya satılıyor. Kazak 10 liraya satılır mı kardeşim? Yün alsan mesela, dikmeye kalksan bir yılda dikiyorsun. 10 lira. Senin işler nasıl? Benim işler iyi. Yani ben tavuk işindeyim. Tavuk çevirme. İyi yani işler. Biraz bir koku problemimiz var. Onun dışında iyiyiz. Yani havalandırması yok mu canım? Ya var da işte insan bir zaman sonra alışıyor zaten yani. Pişmiş tavuk kokusu çok da bir şey değil yani. Ay benim burnum öyle pişmiş tavuk kokusuna falan alışamaz. Yani duş mu alıyorsun, artık ben alışıncaya kadar böyle parfüm mü kullanıyorsun, bir şekilde idare edeceğiz. Yok yok, ben duşumu falan alıyorum, parfümümü de sıkıyorum. 3 gün kalıcı parfümlerim var, onlardan sıkıyorum yani. Hiç kokuyla ilgili aklında bir şey kalmasın. O konuda netim. İyiyim yani, temizim. Sen bir şey söyleyeceksin ama söyleyemiyorsun galiba. Ya benim aslında böyle takıntılarım var ama ne söylesem mi söylemesem mi arada kaldım. Yok yok, söyle ya, söyle, artık bir yola girdik değil mi? Söyle. Yani böyle gerginlik olmasın dedim. Yok, niye gerginlik olsun? Pamuk gibiyim ben ya şu an. Bu kolormatik gözlükler çok itici ya, böyle kahverengi cam falan yani. Yani bu çerçeve falan da hiç yakışmamış. Böyle çerçevesiz bir şey bakalım biz. Ben zaten çizdirmeyi düşünüyordum, o zaman en yakın vakitte çizdiririm. Çizdirmek de riskli diyorlar ama yine sen bilirsin. Ya ben bu noktadan sonra artık o riski alıyorum. Gözlerimi çizdiririm, herkes rahat eder yani, öyle düşünüyorum. Ama işte öyle olsa bak, bütün doktorlar çizdirir değil mi? Yani hiç gerek yok böyle risklere. Tamam o zaman, çerçevesiz bir gözlük işini görürse onunla ben... Heh. Tamam, o zaman öyle yapalım onu. Tamam. Bir de bu kareli gömlek ve V yaka kazak, ya ben çok gıcık kaparım böyle. Geldiğinden beri böyle dilimin ucuna geliyor geliyor, söyleyeceğim ama söyleyeyim. Böyle sinirlerim bozuldu, sinirlerim. Tamam, onu da atarım. Sinirler bozulmasın, onları da atarım zaten. Evde de yok zaten, hep buraya kadar benim kazaklarım. Gözlüğü de atıyorum, her şeyi atıyorum yani. Rahatlayalım artık. Ya senin böyle hani olmazsa olmaz dediğin bir şey varsa sen de onu söyle istersen. Ben de onu yapayım. Ben boyalı saç hiç sevmem. İşte beyazlar var arada, o yüzden boyatıyorum. Olsun, ben hiç sevmem, çok zararlı. Yok yok, ben organik boya kullanıyorum, o daha zararlı. Olsun, yine de zararlı neticede, onun için boyamanı istemiyorum. Hayır, boyatacağım. Tamam o zaman, ben söylediğimle kalayım yine o zaman. Sen başka bir şey söyle istersen, ben onu yapayım. Ruj sürmeni istemiyorum. Ya bak, o tamam, ruj yok bende. Olsun, sen yine de ruj süren bir insana benziyorsun. Ruj sürmeni istemiyorum. Neticede rujlar balinaların üstünde deneniyor. Balina yağı var içinde, yunus yağı var. İstemiyorum. Ben yunusları çok severim. Gerçekten mi? Evet. Ay ben de bayılırım ya. Ya hayatta olmazsa olmaz bir şey varsa o da benim için yunustur aslında. Ya benim de yunuslu pijamalarım var, biliyor musun? Görürsün sen de. İnşallah ya. Evet, evet. Ben de işte çok seviyorum yunusları. Çok sevindim şu an. Yunus'ta ortak noktamız. Horlama var mı? Yani her insan kadar horluyorum. Ayak kokusu? Arada sırada. Nasıl arada sırada?
çok koşarsam falan ya da işte halı saha maçına falan gidiyorum o zaman. Ne halı sahası Gökçe? Bu çağda halı saha mı kaldı? Ne kadar gereksiz şeyler yani. Düşeceksin, sakatlanacaksın, orada uğraşacağız sonra seninle. Gereksiz şeyler yani, hiç olmasın bence. Öyle diyorsan gitmem canım. Ya çocuklar çağırıyorlar şimdi, adam eksiği oluyor falan, kaleye geçiyorum ama bundan sonra gitmem yani. Derim yok. Ki istemiyor derim. Yok, tamam yok. Yani. Olmasın, halı sağ olun. Tamam. Ana prensiplerde anlaştık sanki. Anlaştık, tamam, güzel. Heh.